Eamon Carter Amerikan Sanat Müzesi'nde Frederick Remington'ın 1895 tarihli bir tablosunu inceliyoruz. Tablonun adı Cowboy'un Çöküşü. Bu resim o zamanlar Amerika'da çok ünlü bir dergi olan Harper's Monthly'de yayınlanacak bir makaleye eşlik etmesi için yapılmış. Cowboy'un Evrimi isimli denemede yazar Owen Wister, Batı Amerika'nın efsanevi kovboylarının ortaya çıkış ve çöküşlerinin hikayesini anlatıyor. Şu anda bakmakta olduğumuz görsel yazının sonunda kullanılmış. Yani bu tablo kovboyların sonunu simgeliyor. Kovboylar uzun yıllar boyunca büyük sığır sürülerini batıdaki hayvancılığa uygun bereketli topraklardan tren yollarına kadar sürüp trenle Chicago'daki kesimhanelere ulaşmalarını sağlayan ve böylece doğu Amerika'nın et ihtiyacının karşılanması için önemli bir rol üstlenen efsanevi karakterler olarak kabul edilmişlerdir. Dikenli telin icadı, ABD'yi boydan boya geçen demir yollarının yaygınlaşması ve otlakların kamulaştırılması, kovboyların çöküşü anlamına geliyordu. Tabloda iki tane kovboy var. Birisi atının üzerinde, birisi de yerde ironik bir şekilde kendilerini işsiz bırakan çitleri açıyor. Evet, tablodaki kovboylar resmini ortadan ikiye ayıran ve göz alabildiğince uzanan çitlerin yanında resmedilmişler. Dikenli tel icat edileli çok olmamasına rağmen kısa süre içerisinde kovboyların varlığına sekte vurmuş ve özellikle Batı Amerika'daki büyük bir değişime etki etmişti. Bu tabloda dikenli tel ve kovboylar aynı karede kullanılmış. Tipik kovboy kıyafetleri giymiş olan bu adamların çepsleri, kovboy şapkaları var, eldiven giymişler. Atlarının kış kıyafetleri var ve çok da bakımlı olduklarını söyleyemeyiz. Bu melankolik bir tablo, kasvetli renkler hakim. Geniş yatay çizgiler kullanılmış. Gökyüzünün ağır kurşuni renkleri karın muhteşem yansımalarla süslü yüzeyi bu karanlık günde bile sessizliğe, gün sonuna, mevsim sonuna hatta bir çağın sonuna işaret ediyor. Kullanılan palet kasvetli bir palet. Neredeyse monokramatik olduğunu söyleyebiliriz. Karla kaplı bir manzaraya bakıyor olmamız kışın ölüm ve sonla bağlantılı olduğunu akla getiriyor. Figürlerin hepsi hareketsiz. Rüzgar yok, ses yok. Bu resimle sanatçının diğer resimler arasında çok keskin bir fark var. Mesela kovboyların kendilerine saldıran bir grup kızıl devrilden kaçtıkları bu resim ya da son derece hareketli olan bu resme bakın. Oldukça dinamik olan bu diğer resimlerin yanında buradaki her şey durağan bir ana hapsedilmiş. Hareket olarak adlandırabileceğim tek şey beyaz atın çok nazik bir şekilde silktiği kuyruğu. Kalın deri pantolonunun kıvrımları, çepslerin ağırlığı ve saçakları, şapkanın yıpranmış hali kovboyların yaşam tarzına ait bir sevgiyi simgeliyor. Kardaki ayak izleri bir fırça darbesinden ibaret olsa da bize kovboyların uzun bir yoldan geldiklerini anlatıyor. Geldikleri yola ait başka kanıtlar da var. Remington kovboylarını çok iyi tanıyordu. Kullandıkları malzemeleri, ortamlarını çok iyi biliyordu. Ama kendisi batılı değildi. New York eyaletinde doğmuş, New York Ulusal Akademisi'nde sergilere katılmış, Amerika'nın doğusunda yaşayan ve doğulu sanatseverler için sanat yapan bir sanatçıydı. İşte bu yüzden batıya seyahat Remington için çok önemli bir noktaydı. Kovboyları ve atlarını gözlemler, bir sürü çizim yapar, kovboyların yaşam tarzı ve at kültürüne ait objeler satın alır, bunların hepsini New York'taki atölyesine getirir ve bu muhteşem sanat eserlerini ortaya çıkarırdı eserlerini takip eden geniş bir sanatsever kitlesine de sahipti. İletişimin bu denli güçlü olmadığı bir dönemde doğuda yaşayan sanatseverleri eserleriyle batıya bir yolculuğa çıkarıyordu. Harper's Monthly okuyucuları batı yakasına ait bu hikayelere bayılıyorlardı. Bu tablodan iki sene önce 1893'te tarihçi Frederick Jackson Turner Chicago'daki Kolombiya sergisinde çok önemli bir konuşma yapmıştı. Konuşmasının konusu sınırların sonuydu. Amerikan tarihinin ilk dönemlerinde Kuzey Amerika kıtasının sadece doğusunun Amerikan toprağı sayıldığı dönemde Allegheny Dağları sınır görevi yapıyordu. Amerika doğudan batıya doğru büyüdükçe sınırlar önce Midwest sonra da Rocky Dağları'na dayandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanması gerektiğini öngören Manifest Destiny ya da Türkçe adıyla Açık Kader ideolojisi bir doktrine dönüşmüş ve yaygın olarak kabul görmeye başlamıştı. Bu resim bu yüzden de tarihi bir an olarak kabul edilebilir. Amerikan tarihinde köklü bir değişiklik meydana geliyor. Amerika büyüyor, özgür ve uçsuz bucaksız topraklara yayılıyor. Bu topraklarda yaşayan yerliler de vardı tabii, ama bu tarihi değişim hem Amerikan tarihine hem de Amerika kıtasının tarihini kökten değiştirmek üzereydi. Frederick Remington da bu değişimin farkındaydı. 1894'ün sonbaharında Owen Wister'a hadi bana kovboyların evrimiyle ilgili bir makale yaz demiş. Amerika ve Amerikalılar olarak batıya ilerliyoruz. Kovboylar ise artık işsiz kalıyor diye eklemişti. Bu Frederick Remington için hem bir tablo hem de yazıyla yayılması önemli olan bir fikir ya da olay olduğundan, bundan birkaç yıl sonra çok daha geniş kitlelere tanınmasını sağlayacak olan The Virginian kitabının yazarı Owen Wister'dan bir makale yazmasını da istemişti. Remington ve Wister'ın Amerika'nın yaşadığı bu değişim sürecindeki rolü ve kültürel etkisi öyle büyüktü ki Amerikan sineması yani Hollywood filmlerinde sıkça gördüğümüz Cowboy ve Kızılderili filmlerinin Owen Wister'ın The Virginian kitabı ve Frederick Remington'ın bu tablolarının bir sonucu olduğunu savunanlar bile var.